Herhangi bir hayvandaki hastalık bütün sürüye bulaşma riski olduğundan örnek verirsek başta Brüseloz e olmak üzere çok fazla böyle hastalık olunca bu sefer gebe kaldıktan sonra maalesef ki abort olayı yani yavruyu atma olaylarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu yüzden suyun olma yaptığımızda daha temiz ve e, hayvanları koruyucu düzeyde bir işlem yapmış oluyoruz. E, bu dönemlerde bir de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta daha var. E, üreticilerimizden ricamız, aşlamalar, aşlamaların önemi. E, dönem geçişlerinde özellikle akciğerlerde olan e, pneumoni olayları maalesef artmaktadır. Bu yüzden de solunum yollarını koruyucu şekilde e, şey yapmamız lazım. Açları yapmamız lazım. Bir de yem değişiklikleri oluyor. Yayladan e, şeylere artık kapalı ortamlara geçişler olduğundan dolayı aşılamaların yapılması e, hayvanları daha iyi koruyacaktır arkadaşlar. E, bu tarz şey de aslında hekimliğin en önemli noktası koruyucu hekimlik. Bizim üzerine basa basa belirttiğimiz şey bu. Çünkü siz koruyucu hekimlikte aşlamalar yaptığınızda sürüyü daha iyi koruyacaksınız ve hastalıkların önüne geçmiş olacaksınız. Çünkü hastalıkların önüne geçtiğinizde hem ekonomik olarak daha rahat konuma geçersiniz. Bir de başınız ağrımadan daha rahat edersiniz. Sürüyü korumuş olursunuz. Bunu yapmadığın takdirde tedavilerle, ilaçlarla, bir sürü maliyetlerle maalesef uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Keza bugün ilaç maliyetleri çok fazla artmaktadır. Biz hekimler olarak da bundan çok şikayetçi durumdayız. Müşterilerimizle, üreticimizle bu konu hakkında maalesef ki yem girdileri, ilaç maliyetleri hakkında şeylerinde ezilmektedir. Bu yüzden de biraz bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Ee, hayvancılığı ileri bir noktaya taşımak istiyorsak üreticimizi korumak zorundayız. Biz hekimler olarak, veteriner Hekimler Odası'nı yeni açtık. Bu konuda e, üreticilerimizin yanında olacağız, sesleri olacağız, bunu duyuracağız. E, onları biline, bilinçlendirme noktasında elimizden gelen en iyisini yapacağız her zaman onlarla beraber olacağız ki biz bu hayvancılığı ülke ekonomisinde belli bir yere getirip bundan çok daha kazanç elde edebilirim. Çünkü örnekleri var. Dünyada e, sadece hayvancılıktan geçinen bir dünya e, ülke var. Bu konu çok önemli bir konu. Göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Dışarıdan alacağımıza kendi kendimize yetebileceğimiz bir noktaya mutlaka gelmemiz lazım. Bu yüzden de küçük üreticileri koruyabilmeliyiz. Bunu korudukça ülke ekonomisini daha güçlü hale getirebiliriz.